Bu ekibi tamamlayan bir aksesuardır. Tabi eskiden çok iş görmüş bunlar. Evet. Şu anda okulumuzun kendi imalatı olarak bundan da gurur duyuyoruz tabi. Sevgili seyirciler, Türk milletinin kültürüyle, değerleriyle ve eğitim camiasıyla gurur duymamız lazım. Şimdi okulumuzun öğrencileri döne döne çöke çöke oynayacaklar. Bu oyunda bir özellik var sevgili seyirciler. Zeybekler, Efeler öyle oynar ki biliyorsunuz Anadolu işgal edildiği zaman düşmanı Akdeniz'e döken, İzmir'e döken yörükler çöke çöke, seke seke hem oynar hem de orada düşman nasıl kovduğunu oyununda gösterir. Simav'ın dağlarında, Akdağ'da, Simav Dağı'nda alavıcı vıcırık boz duman aldı ve çiğim çiğim yağmur yağıyor. Bu yağmurda Çitgöl Belediye Başkanımızla beraberiz. Evet başkanımız, önce isminizi alalım. İsmim Recep Yalçın. Gördüğüm kadarıyla Simav'ın ovasında şifa fışkırıyor. Evet. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, karlar yağsın, sıcak sular fışkırıyor, şifa dağıtıyorsun. Burası da Çitgöl Belediyesi'nin kapıcıları. Evet. Suyun derecesi nasıl? Nelere faydası var? Şimdi suyumuzun derecesi 150 derece yakın bir ısımız var. Evet. Rezerv konusunda bir problemimiz yok. Hakikaten bakir olmakla birlikte gerek ısı ve gerek rezerv konusunda bir sıkıntımız yok. Sıcak suyumuz birçok hastalığa iyi gelmekte. Bilhassa cilt, deri, cinsel rahatsızlıklar, romatizmal hastalıklar gibi daha birçok hastalığa hakikaten iyi gelmekte. Bu Simav Ovası'nda nereye dersen su çıkıyor mu? Sıcak evet, bölge. Bizim bölgemiz bilhassa evet. Simav, hatta Kütahya bölgesi diyelim artık, çok çok sıcak su kaynaklarına, jeotermal kaynaklara sahip bir bölgemiz. Peki başkanım, şimdi burada doğal bir güzellik var. Her yer şifa dağıtıyor. Fakat ben Simav'a gelirken yollarda insan sarhoş olur, böyle beyni döner ya. Yollar böyle kavisli kavisli, köy yollarından daha kötü. Geçi yolu getirmiş dağlara sen. Evet. Geçi yolunun biraz daha böylece. Nasıl oluyor bu iş burada? Siz sürgün yeri derler eskiden buraya. İki beyliğin sürgünden alıp verdiği yer. Siz sürgün mü görüyorlar? Nasıl oluyor bu? Vallahi orasını bilemiyorum ama tabii ki söylediğiniz gibi yol konusunda ciddi ciddi problemimiz var. Evet. Yani kablocamıza gelen, dışarıdan gelen müşterilerimizin çoğunluğu yollarımızdan şikayetçi. Yani bir hafta 10 gün burada dinleniyorlar ama memlekete giderken 74. Peki çocuklar onu öğretiyor mu? Çocuklar halde okuyor, onunla bilmiyor. Bilmiyorlar değil mi? Ben bilmiyorum. Siz gittiniz bu meslekte mi geçecek? Siz de olmasa acımız olur. Öyle mi? Allah terk etmesin, elime ayağına. Bundan para kazanabiliyor mu? Hacıya gittim bunun parasını. Hacıya gittin? Maşallah de. Bu yıldan yer açı içtim. Zaten Allah nasip etti. Doğa dedim. Hı. Nasip oldu. Bu yaşta gece gündüz çalıştın. Çalıştım. Kazandın. Helal parayla hacıya gittin. Oha, helal parayla orayı gördüm geldim Allah. Kabul etsin. Bu hasırları nerede kullanıyorsun? Bunlar alıcılar geliyor. Köyden de alıyorlar. Hı. Arada geçiyor. Bunu kilim altına seriyoruz başka? Sonra öyle bir yem var, asır asına kalıyor. Şimdi bunlar ölüsünü örtülüyor. Ölüsünü örtüyorsunuz öyle mi? Toprakta, tahtanın üstüne. Hı.
Sevgili seyirciler, Kütahya Simav'da Yaren Gecesi'ndeyiz. Yaren Gecesi Türklüğün örfünde, adabında var. Yarenlik yiğitlerin, mertliğin, sevdanın, gücün, özgürlüğün, hürriyetin, bütün insanda var olması gereken, Türklüğe var olması gereken bütün değerlerin taşındığı bir grup. Evet, onun başkanını tanıyalım önce. Ben Mehmet Yavuz. Bu Yaren'in Yaren başlığı. Simav'da kurulan Yarenler genelde Yaren başın adıyla anıldığı için Mehmet Yavuz Yaren oluyor. Şu anda bulunduğumuz Yaren. Bu Yaren'in Yaren başlığı. Yaren'in anlamı ne? Yaren sözlük anlamı olarak sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık, kardeşlik, artık hepsini bir araya toplayan vasıflar olmuş oluyor. Peki Simav'da Yarenlik dernekteki faaliyetler, kurallar, adabı nedir bunun? Yani nizam intizam olması lazım bu işte. Mutlaka Yaren gelenekler aslında kayıtlara geçmemiş bir uzun yıllarca Orta Asya'dan beri devam eden bir gelenek. Fakat bundan 30-40 yıl önce bizim büyüklerimiz, Yaren abilerimiz Yaren kurallarını Yaren yasası olarak kaleme almışlar. Şu anda yazılı yasalarımız var. Onlara uyarız. En önemlileri. Yani buraya gelen Yaren olmak isteyen nasıl kabul edeceksiniz? Hangi kurallara uyacak? Şimdi biz şu anda bu dönem Yaren olarak 37 kişiyiz. Bir dönem sonra bu Yaren bitecek. Yenisi kurulurken, tekrarı kurulurken bu Yaren'e ayrılmak isteyenler ayrılacak bu Yaren'den. Girmek isteyenler ise kalanlar tarafından oylanacak. Eğer oylama esnasında Yaren'e girmek için talepte bulunanlar oylanırken oylayanların bir tanesi dahi olumsuz oy verirse bu arkadaş Yaren'e giremez. Olumsuz oy veren arkadaşa da niçin olumsuz oy verdiği de sorulmaz kesinlikle. Ve o arkadaş Yaren'e giremez. Peki, şimdi gördüğüm kadarıyla saz başlayınca söz biter diyor. Az sonra saz başlayacak, bizim sözümüz kesilecek. Evet. Ancak burada siyaset olmaz diyorsunuz. Evet. Şimdi en önemlileri bunlar. Evet. Aslında Yaren yasalarımızın maddelerinden bir kısmı. Evet. Siyaset yoktur Yaren'imizde. Yaren'de sınıf da yoktur. Sınıf da yoktur. Yani burada sınıf yok anlamı nedir? Sınıf yokun anlamı şu. Burada makam, mevkisi, rütbesi, zenginlik derecesi, mali durumu, evet, maddi durumu ne olursa yani olsun herkes eşittir. Vali de gelse, evet, odacı da olsa, evet, tribyoner de olsa, gariban da olsa aynı. Aynı. Aynı hizmeti görür. Yaren'deki hizmet bölüşülür. Külfet bölüşülür. Nimet bölüşülür. Eş şekilde bölüşülür.